İstanbul'un İnci Kolyesi Boğaziçi'nin en güzel yerinde, iki kıtayı bir araya getiren köprünün hemen altında, denizden yansıyan ışıltıların pencerelerinde dans ettiği, göz kamaştıran iki eşsiz tarihi yapıyla karşılaşırsınız. Fehime Sultan ve Hatice Sultan Yalıları. Sultan sarayları olarak bilinen ve birinci derece korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenmiş bu iki muhteşem yapı, Türk Hava Yolları tarafından hazırlatılan röleve ve restitüsyon projeleri ışığında dünya standartlarında bir restorasyon uygulanmasıyla misafirlerine benzersiz deneyimler yaşatacak bir otel projesi olarak yeniden hayat bulmak üzere. 1800'lerin sonunda II. Abdülhamit tarafından yaptırıldığı bilinen Fehime Sultan Yalısı, 5. Murat'ın kızlarından Fehime Sultan'a düğün hediyesi olarak verildi, kısa bir süre Yalı Sarayı olarak kullanıldı. Sonrasında yetim çocukların okutulduğu bir ilkokul olarak yine 19. yüzyılda inşa edilen ve Ortaköy Darületaymına dönüştürülen komşusu Hatice Sultan Yalısı ile birlikte yetimhaneye hizmet verdi. 2002 yılında çıkan yangına kadar okul olarak kullanıldı. Yangında büyük zarar gören, sonrasında uzun yıllar dış hava şartlarına maruz kalarak tahribatın büyük boyutlara ulaştığı Fehime Sultan Yalısı'nın çatısı ve ikinci katı neredeyse tamamen yok oldu. Türk Hava Yolları'nın önderliğinde başlatılan ve belgeleme, tarihsel araştırma, raporlama gibi teknik süreçleri içeren kapsamlı bir çalışmanın ardından yalının söküm işlemlerine başlandı ve aylar süren söküm çalışmaları süresince ahşap ve küfeki cephe kaplamaları, ahşap cephe süslemeleri, iç mekanlarda duvar resimleri, pasalı tavanlar, alçı süslemeli kornişler, tuval bezi üzerine bezemeli tavanlar dahil olmak üzere toplamda 12.900 parçanın itinalı söküm işlemi gerçekleştirildi. Hadımköy'de özel olarak kurulan konservasyon atölyelerine özenle taşınan parçalar, farklı atölye birimlerinde uzman ekipler ve sanatkarlar tarafından son derece titiz ve detaylı işlemlere tabi tutuldular. Yalnızca bu amaç için kurulan tuval bezli tavan atölyesi, duvar resim atölyesi, ahşap pasalı tavanlar atölyesi ve süsleme atölyeleri gibi özel birimlerde laboratuvar testlerinden kullanılabilirlik analizlerine, bakım ve temizlik işlemlerinden sağlamlaştırma ve konsolidasyon işlemlerine, onarım ve montaj işlemlerinden ince kalem işçiliğine kadar her detayda restorasyon uygulaması büyük bir sabır ve özenle gerçekleştirildi. Restorasyon işlemleri tamamlanan tüm elemanlar, röle ve ölçülerine uygun olarak özgün yapım tekniğinin çağdaş bir yorumlamasıyla yeniden ayağa kaldırılan ve inşaat çalışmaları sona eren Fehime Sultan Yalısı'na getirildi. Ardından kurtarılan her bir parça özgün konumuna itinayla yerleştirildi. Çok kısa bir süre sonra tamamlanacak olan Fehime Sultan Yalısı, kompleksin 38 otel odasını barındıran en önemli yapılarından biri olarak hizmete açılmayı bekliyor. ...1800'lerin sonunda II. Abdülhamit tarafından 5. Murat'ın kızı Hatice Sultan için inşa ettirilen Hatice Sultan Yalısı ise, komşusu Fehime Sultan Yalısı'na göre bezeme ve süslemeler açısından daha iyi korunmuş olsa da, zaman içerisinde gerek farklı kullanım amaçları için yapılan güçlendirme ve betonarme ekler, gerekse de 1. Boğaz Köprüsü'nün temel inşasında oluşan kayma nedeniyle yapısal olarak fazlasıyla zarar gördü. Yapının her odasında naturalist üslubun farklı renk ve motifleriyle süslenmiş, altın varak tekniğiyle yumuşak renk tonlarının ahenkle kullanıldığı tuval bezi üzeri usta kalem işçiliği ve alçı pasalarla geometrik formların kurgulandığı özgün tavan süslemeleri bulunmaktadır. Binanın önceki dönemlerde geçirdiği tamiratlar sırasında özgünüyle uyuşmayan cephe süsleme elemanları ve kaplama tahtaları, özgününe uygun malzeme ve detayla imal edilen parçalarla değiştirilmiştir. Yapıdaki özgün malzemelerin söküm sırasında korunması için bina dışına uzay kafes sistem bir kabuk inşa edildi.
ve Hadımköy'de konservasyon işlemlerine tabi tutulan ahşap taban ve kornişler dışındaki tüm özgün malzemelerin restorasyonu yerinde yapıldı. Aslına uygun görünümüne yeniden kavuşturulan Hatice Sultan Yalısı, çok kısa bir süre içerisinde yeni misafirlerini ağırlamayı bekliyor. Proje kapsamında yeniden hayat bulan Fehime Sultan Yalısı ve Hatice Sultan Yalısı'nın yanı sıra, envanter araştırmaları ve temel kazıları sonrası tespit edilen Selamlık Köşkü, hamam, seyisevi ve karakol yapıları, rekonstrüksiyon olarak özgün yapım tekniğine uygun olarak tekrar ayağa kaldırıldı. Tarihi üst yapıların dışında karşılama yapısı olmasının yanı sıra, restoran özelliği de taşıyan pavilyon yapısı, çelik konstrüksiyonla çağdaş bir yapı olarak tasarlandı. Yapı, otel içindeki yerleşimi dolayısıyla yoğun insan trafiğini karşılayarak kültür mirasımız olan eski binaların korunması amacını da taşıyor. Projenin çağdaş mühendislik tekniğinin kullanıldığı 6252 metrekare oturum alanına sahip 5 katlı bodrum yapısı top-down sistemiyle inşa edilmiştir. Proje kapsamında tarihsel ve kültürel öneme sahip yapılar içerisinde özenle tasarlanmış 96 adet oda bulunurken, bodrum katlarında 900 kişilik balo salonu, 160 kişi kapasiteli konferans salonları, 108 kişi kapasiteli toplantı odalarıyla 6500 metrekarelik otoparkı bulunuyor. 1,5 asır ayakta kalmayı başarmış, döneminin önemli toplumsal, siyasal ve kültürel olaylarına şahitlik etmiş bu benzersiz ve nadir sultan saraylarının, kültür mirası olarak yeniden hayatımıza kazandırılması amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu proje, hem restorasyon hem de mühendislik yaklaşımı olarak türünün öncülerinde. Türk Hava Yolları olarak hayranlıkla izleneceğine inandığımız değerli kültür mirasımızı dünyanın beğenisine sunacak bu projeye imza atmanın haklı mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.